Merhabalar, yepis yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerin köylerinizi inceleyeceğim sırasıyla. Önceki videoya attığınız yorumlardan rastgele yorumlarınızı çekerek arkadaşlar köylerinizi inceleyeceğim bilginiz olsun. Ee, sonraki videoda yine köylerinizi incelememi isteyen arkadaşlar yorumlar kısmına köy etiketini bırakabilirler ve ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla çıkma ihtimaliniz oluyor. Bilginiz olsun bilgilendirmemi yaparak başlamış olayım. Onun dışında küçük bir klanını da göstereyim arkadaşlar. Korkusu oyuncu adında bir klanımız var. Gelmek isterseniz şu an BD sonuç ve üstü ee, arkadaşlarımızın hepsine e, klan açık direkt gelebilirsiniz. Bilginiz olsun klan dolan kadar bu şekilde olacak. E, klan savaşı yapmayan arkadaşlar atılıyor. Aktif olmanız önemli. Onun dışında Bağış vesaire yapıyorsunuz yeterli zaten arkadaşlar. Köylerinize başlıyorum. İlk şöyle Yakup'un köyü denk geldi arkadaşlar. Ben zaten etiketini direkt aldım. Yakup'la beraber şuradan köy incelemeye güzel bir şekilde hızlı bir şekilde başlayalım. Yakup bizim klan demiş bu arada. Çok teşekkür ederim bizim klanı tercih ettiği için. 193 seviye bir belediye binası 14. 75, 75, 50, 22. Şampiyonun bir 3 seviyesi kalmış. Kraliçe şampiyonun. Onun dışında belediye binası 13'ten max kahramanlar gördük bir 5 seviye gelecek onlara değil mi 75 75 50 22 aynen öyle tek burada şampiyonumuz işte kraliçe şampiyonumuzun 3 seviye geri kalmış onun dışında hepsi BD binası 13'ten max geçilmiş diyebiliriz burada belediye binamızı ikinci yıldızı yükseltiyoruz arkadaşlar onun dışında burada bir tane barbar bar kral bir tane okçu kraliçe yükseltmemiz var değil mi aynen öyle cehennem kulesi yükseltmemiz var altın deposu yükseltmemiz var tuzaklarımız patlamış. E, 4 4-5 gördük burada. E, bir tane de burada arkadaşlar hayvan barınağımızı daha yeni almışız. BD binası da geçtik zaten. BD binası onların en güzel binası diyebilirim hayvan barınağına. Onu da almışız arkadaşlar. Güzel yükseltmeler Özellikle BD binasını erkenden 5 yıldız yapmak savunma kısmı için gayet önemli diye düşünüyorum ben şahsen. Onun için de burada bir tane cehennem kulesi var ara savunma olarak. 2 tane kareksirli kahraman yükseltiyoruz. Kareksir deposu dolu. Altın deposu ve eksi deposu dolu hatta. Duvarları da maksayarak geçmişiz. Yeni duvarları almışız bir seviye şeklinde. Onları da ayarlarız diye düşünüyorum. Düzeninde kötü bir düzen değil gibi duruyor. Ejderha ejderha binicisi balonlu bir hava saldırısı ordusu bulunuyor. Şu an için ee, arkadaşlar etkinlik boyunca mümkün olduğunca 4 kahramanınızı birden yükseltmeye çalışın. Çünkü biliyorsunuz şu an kahraman yükselttiğinizde bir yandan kahramanlığınızı saldırı kısmında kullanabiliyorsunuz. İşte klan savaşıları, normal ganimet kasmaları, normal kupa saldırılarıdır. Ee, hepsinde kahramanlar çok değerli biliyorsunuz. Onun için kahramanlığınızı şu an yükseltebildiğiniz kadar yükseltirseniz sizin için çok çok iyi olacaktır. O yüzden iki kahraman çok güzel. Hatta kareksir deposu dolu arkadaşımızın ee, burada kraliçe şampiyonu ve büyük koruyucuyu da yükseltebilirse inşaatları boşta kaldıktan sonra çok iyi olur diye düşünmekteyim. İnşaatçısı kısmına bakacağım hemen. İnşaatçısı kısmında bir tane fırın yükseltmemiz var. Onun için bakıyorum burada yıldız laboratuvarımız çalışıyor. Bir yükseltme daha görürüz. Bir yükseltme daha gördük. Bir de üstüne top yükseliyor. Burada zaten iki yükseltme bir tane geliştirme yapabiliyoruz. Toplamda üç tane geliştirme diyebilirim. Üçünü birden yapıyor. Araştırma desek daha doğru buna geliştirmeden ziyade. iki yükseltme bir araştırma. Toplamda üç tane geliştirme yapıyor arkadaşımız. Yapabileceği her şeyi yapmış zaten. E, klasik düzenlerden bir tanesi. Duvarları vesairesi geri. Onun için de savunmaların seviyesi bayağı sağlam. Duvarları da e, artan ganimetlerle sürekli yıldız bonusu alırsa bir şekilde yükseltir diye düşünüyorum hatta ben e, duvar yüzüklerini inşaatçısında kullanmayı tercih ediyorum o şekilde de yapabilirsiniz Anaköy'de ganimet kasmakta sorun yaşamıyorsunuz çünkü Anaköy'de her türlü ganimet kasılabiliyor sınırsız bir şekilde ama inşaatçısında yıldız bonusu bittikten sonra çok damlaya damlaya ganimet geldiği için ganimet kasılmadığı için duvar yüzüklerini daha çok inşaatçısında harcamayı ben şahsen tercih ediyorum diyeyim e, sonraki arkadaşımla hemen devam ediyorum Gel bakalım şöyle. E, Diyar geldi. Burada ben etiketini alıyorum. Diyar Kayhan. İlk kez gördüğüm izleyicilerimden bir tanesi. Bu arada arkadaşlar videoyu şimdiden bir like atarsanız ve abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. E, 228 seve yardımcı lider bir de üstüne BDB'nin altı ziyaret et diyelim. Bu arada şu an 2035 aboneyiz. Tam 2035 aboneyiz şu an ben videoyu çektiğim saatlerde. Ee, abone olan arkadaşların hepsine çok çok teşekkür ederim. Tekrardan e, abone olursanız çok çok mutlu olurum diyorum. Burada bir tane çok loktuklemiz var. İkinci seviye yükseliyor. Seken top seken top. 3 tane ee, oyunun en ağır savunmalarından ikinci seviye yükseltiyoruz. Ne kadar pahalılar bilmiyorum ama büyük ihtimal çok pahalılardır diye düşünüyorum arkadaşlar bunları yükseltmek. Çünkü benim gözümde bunlar çok çok ağır savunmalar. Ee, muhtemelen fiyatları da pahalıdır. Ee, burada bir tane var var kral yükseltmemiz var. Dördüncü yükseltmemiz koruyucu yükseltmemiz var. Bu arada set alınmış galiba. Beşinci yükseltmemiz çok güzel aynen setimiz var arkadaşlar ve kraliçe yükseltmemiz 6. yükseltme 3 tane kahraman 3 tane ağır soğuma birden yükseltiyor üstüne laboratuvar çalışıyor ve demin binası 15 tane duvarları maksamışız 16'ya geçmeye başlamışız yavaş yavaş muazzam iyi bir hesap hatta şu an bile aktif daha yeni saldırı yapmış 1300 kupada takılıyoruz aslında usta liginde takılsak daha iyi olabilir ama buralarda takılabiliriz hiç sorun değil ee, en azından titan liginde takılmaktan çok daha iyidir diye düşünüyorum arkadaşlar ee, daha yeni saldırısını yapmış burada büyü üretiyor arkadaşımız gördüğüm kadarıyla. Ordusunda ejderha balon var. Ejderha birincisi var yine hava saldırısı yapmayı tercih eden bir arkadaşımız. Aynı bizim gibi ben de daha çok hava saldırısı yapan bir insanım. Bir de inşaatçısı tarafına bakalım. Arka planı çok güzel bu arada. Özellikle BD-15 ile fazlasıyla uyumlu. Ee, ilerleyen kısımlar şu an arka planı her videoda değiştiriyorum neredeyse farkında mısınız bilmiyorum ama... Ee de sonra 15 duvarlar bittikten sonra muhtemelen uyumlu bir arka planla yani bu arka planla kalırım diye düşünüyorum. Bilginiz olsun en azından belli bir süre öyle geçeriz. İnşaatçısı kısmında herhangi bir yükseltmemiz yok. Arkadaşımız şu an için burayı muhtemelen oynamıyor. Ama oynamak istersen burada da gayet güzel bir şekilde oynayabilirsin diye düşünüyorum. Yardımcı lidermiş ama ben yine de bir şansımı deneyeceğim. E şöyle davet atayım gelmek isterse gelebilir. Gayet güzel bir hesap. Sadece inşaatçısı tarafında oynarsa çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Maşallah Varana köyünü dedikten sonra sonraki arkadaşımla tekrar devam ediyorum. Hadi bakalım. Aa, yine aynı kişi geldi tane daha çektim. Tamamdır. Farklı bir kişi geldiğine. Güzel farklı yüzler görmek benim için çok güzel. Arkadaşlar daha önce hiç köyünüzü incelemediysem yorumlar kısmına köy etiketlerinizi bırakırsanız çok mutlu olurum. Farklı insanların köyünü incelemek benim için de daha güzel oluyor diyebilirim. Şöyle hemen etiketini aldım arkadaşımızın. Yine YouTube profilini ilk kez gördüğüm bir arkadaş. Diamond adında bir belediye binası 12 hesap geliyor karşımıza. E, belediye binası 12'de 65-65-40 oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam toplam 50 seviye kahraman yükseltmesi geliyordu. E, birazcık kahramanlar yönünden zorlu bir belediye binası. Kesinlikle öyle hatta. E, burada iki tane kahraman yükseltmemiz var. Çok güzel. E, bir tane büyücü kulesi gördüm. 3 bir tane bomba kulemiz var. 4 Bir tane koruyucu yükseltmemiz var. 5 Çok güzel. BD binası 12'de hem de etkinlik varken 3 kahraman birden yükselti olması aşırı iyi. Altıncı inşaatçı muhtemelen yoktur. Şimdi inşaatçısı kısmına bakmaya gideceğim. Duvarlarımız BD binası 11'den 12'ye yarısı geçirilmiş diyebilirim yaklaşık olarak. Şurada bir taş kutumuz var. Onu toplayabiliriz. 2200 kupada Ejderhalarla saldırı yapıyoruz Ganimet kasabiliyorsak hiçbir sıkıntı yok Yani biraz daha vaktinizi alıyor olabilir Galimet kasmak galimet kasma ordusu Kullanmıyorsanız galimet kasma ordusundan Kastım da sinsi goblin süper barbar Ya da e, bunları tercih etmiyorsunuz Bebek ejderha ganimet kasma Noktasında çok çok iyi iş yapıyor arkadaşlar %50 de alabiliyorsunuz Özellikle kahramanlarınız varsa onları kullanmayı tercih edebilirsiniz ganimet kasmak için zaten biliyorsunuz bu aralar bol bol ganimet kasma videosu da geliyor çünkü ihtiyacımız var özellikle bir de etkinlik var kahramanlar konusunda bize zorluyor İnşaat cüssü tarafında bir tane oktu yükseltmemiz var burada yıldız laboratuvarında araştırmamız yapılıyor ve bir tane daha yükseltme görebilir miyiz? Sanırım göremeyeceğiz. Bakıyorum yine de bir tekrardan. Evet, bir tane daha yükseltme yapabilirsek çok çok güzel olur. Burada arkadaşlar, e, iyi bir düzen kullanın. Sağlığı da kendinizi geliştirin. Ondan sonra yıldız bonuslarını aldıktan sonra gerçekten inşaatçısı kasması hiç zor bir şey değil. Kolay bir şekilde kasılıyor. Sadece günde 12 yıldız almanız gerekiyor ya da günde 24 yıldız yani benim seviyem o sizde daha azdır hatta 9 yıldız 7 yıldız 8 yıldız daha düşük kupalarda daha düşük oluyor yıldız miktarı da iyi saldırılar çıkarttıktan sonra inşaatçısı kasması da dediğim gibi çok kolay oluyor burada 6. inşaatçı ne kadar hızlı alırsak hem köy için bizim için o kadar iyi olmuş olur diyorum ve sonraki arkadaşımla devam ediyorum yine güzel bir köy bu arada eline koluna sağlık Sonraki arkadaşım kim olacak? Hemen şöyle. Aha Nemesis geldi. Nemesis zaten biliyorum. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen yorumu size. 5. yorumu denk gelmiş hatta. Şöyle etiketi de aldım. Sosyal kısmından. Gel bakalım şöyle etiketi yapıştıralım. Ee, Max bir hesap mıydı? Max'a çok yakın mıydı? Bir bakalım hemen. Barbar kralımız geride kalmış. Kahramanlarımızı bitirmişiz. BD binden 600, 228 seviye. Maşallahı var. Ee, burada petlerimiz baya sağlam. Şey, yanlışlıkla davet ediyormuş gibi. <laughs> Şuradan bir ziyaret et diyelim bakalım. Büyük ihtimal gelmez ama ben yine de öyle arkadaşlar. Herkese davet edeceğim bugün hesabı iyi olan. Ee, burada bir tane altın deposu yükseltmemiz var. Ee, onun içinde arka plan bu arada güzel arka planlardan bir tanesi şu işte e, kolonlar duvarlar falan bence çok iyi duruyor yapı olarak stat çok iyi duruyor. E, Arka planın geri kalan kısmı pek umurumda değil. Mesela şu sol üst kısma bakarsanız bence çok sade kötü gözüküyor. Sağ üstte bakarsanız çok sade bence kötü gözüküyor. Ama şu stadyum kısmı işte duvarları ve şu iş kısmı falan çok güzel duruyor. Arka planın bence güzel kısımları orası diyebilirim. Yine o yüzden güzel bir arka plan benim gözümde. Altın deposu yükseltmemiz var. Onun dışında inşaatçılarımız boşta duruyor gibi. Ee, burada bir tane taş kutumuz var onu toplayabiliriz. Yani belki tuzak yükselti olur belki teste yükselti olur bilmiyorum ama çalışmıyorsa onları çalıştırabilirse çok çok iyi olacak diye düşünüyorum. Onun için de savunmaları bitmiş. Ee, burada işte inşaat kulübülerin falan seviyesi var onları yükseltebilir. Sinsi goblin kullanıyor. Ganimet kasması da çok mantıklı. Bdb'den son dörtten kalma duvarlar var. Duvarları yükseltebildiği kadar yükseltirse onun için daha iyi olacaktır. Hem görünüş açısından hem de duvar yükseltmek bence oyunda güzel bir şey her açıdan e, iş yaptığı da oluyor kesinlikle. Özellikle kahraman vesaire yürütürken benim karşımda iş yapıyor diyebilirim. İnşaatçısı tarafına geliyorum. İnşaatçısında birçok şey 9. seviye gördüğüm kadarıyla 10 seviye mega testimiz vesairemiz de var. Şöyle bakıyorum bir tane de 10 seviye okçu kulesi gördüm arkadaşlar. Burada taş madeni falan da ağzına kadar dolmuş. Bu arada arkadaşımızın ana hesabı olabilir olmayabilir bilmiyorum ama... E, Nemesis'in galiba hatırladığım kadarıyla yan hesabı falan da çok iyi seviyedeydi. O yüzden bu yan hesaplarından bir tanesi de olabilir. Yine çok güzel bir hesap. İnşaat tarafında bile çok iyi gelişmiş bir hesap. E, büyük ihtimal yan hesabıdır Nemesis'i tanıdığım kadarıyla. E, yorumlar kısmında yazar yorumunu görünme onu mutlaka. E, burada bunun seviyesi falan filan biraz düşük. X'e 4 seviye 5 seviye falan filan yapılacak ama. E, aktif olursa burası çok rahat maksanabilir bir inşaat diyebilirim. Zaten... İlk tarafta duvarlar bile bitirilmiş maşallah var 37 37 3737 kupada burada 3487 kupada gayet muazzam güzel bir köy arka planda bence şöyle baktığınızda bayağı güzel duruyor gerçekten güzel arka planlardan bir tanesi diyebilirim yorumu için teşekkür ediyorum sonraki arkadaşımda devam ediyorum Diyar bayağı bir yorum atmıştı. Full Diyar'ın yorumları denk geliyor. 3 kere falan denk geldi. E, Akila'nın yorumu denk geldi. Hatta 5. yorumu denk gelmiş. Şöyle etiketini hemen kopyaladım arkadaşlar. Yine ilk kez gördüğüm arkadaşlardan bir tanesi. Önceki köy inceleme videosu bayağı sağlam izlenmişti. O yüzden büyük ihtimal yeni arkadaşlar biraz fazla. Hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Umarım bu videoda fazla izlenir ve yeni arkadaşlar yorumlar kısmına köy etiketini bırakır. Yeni arkadaşların köyünü incelemiş oluruz. 120 123 seviye bir sonraki konuşamadım. 56, 60, 30, 65, 65, kır oluyor değil mi? Aynen öyle. E, Kraliçe bir 4 seviye önden gidiyor. Ya yani BDB daha sonra hiç e, kahraman seviyesi eleştirmelik bir durum yok bence. Çünkü gerçekten 50 seviye zor. E, şu anda arkadaşlarımız zaten 3 kahraman birden yükseltiyorlar. Yapması gerekeni yapıyor diyebilirim. Bugünkü BDB daha sonra iki arkadaşlarımız yine 3 kahraman yükseltmesi birden var ve ona rağmen kareksir e, iyi bir miktarda duruyor. 2 tane kareksirli iksirli kahraman yükseltiyoruz sonuçta BDB daha son iki de. Bir tane cehennem kulesi yükseltmemiz var. Bir tane daha cehennem kulesi yükseltmemiz var. 5 yükseltmeyin yine 3'ü kahraman ikisi ağır soğuma. Hatta BD binası 12'nin herhalde kartal topundan sonra en ağır soğumalarından bir tanesi. X sayıları ve cehennem kulesi geliyordur. Bence kartal topundan sonra e, fiyat ve süre açısından en pahalı olanlardır. Bu arada ganimet kasmak için çok güzel köy düzenim varmış reis. Yani şuradan kahramanları yollasam kara iksir deposu burada, iksir deposu burada, altın deposu burada. Şuraya da şöyle ya barbarları ya sinsileri ya da bebek ejderhaya attıktan sonra her türlü. Yani köyün biraz garimet açısından çok açık o yüzden düzeni değiştirmeyi düşünebilirsin ama şey tarzında böyle klan savaşıdır, ligdir o tarz yerlerde yine bu düzeni kullanabilirsin istersen. Sadece ganimet çalma açısından biraz cazip bir köy düzenim var. Onu söyleyeyim. İstersen değiştirebilirsin ama tamamen sana kalmış yine de. Da. Duvarlarında bu arada çeyreğinden fazlasını önemli bir kısmını yükseltmeyi başarmışız. Elimize sağlık. Bir inşaatçısı tarafına bakalım hemen burada neler yapıyoruz ya da neler yapmıyoruz. Bir tane top yükseltmemiz var. Ee, burada yıldız laboratuvarımız şu an için aktif değil ama savaş helikopterini yükseltiyoruz her zaman benim gözümde arkadaşlar inşaatçısında araştırmadan ziyade yükseltmeler çok çok daha önemli. Burada e, savaş helikopteri artı top yükseltmesi iki tane çok güzel yükseltme. Bir savunma kısmında savaş helikopterine ben çok beğeniyorum arkadaşlar. inşaat kısmında çok güzel işler yapıyor gerçekten böyle düzenlerde. O yüzden e, burada çok güzel iki tane yükseltmemiz var. Yıldız laboratuvarında inşaat ciklerimiz arttığı zamanlarda yükseltme için kullanılması hiç dert değil diye düşünüyorum. Sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Hızlı hızlı inceleyebildiğim kadar. Ee, arkadaşımızı incelemeye çalışalım. Son bir arkadaş daha inceleyeceğim arkadaşlar. Mahmut'un çok uzun bir yorumu var arkadaşlar. Burada şöyle size yine göstereyim. Ee, ama bunu çarşamba günü canlı yayın olacak. Video buraya kadar izlediyseniz size spoiler. Saat 16'da olacak büyük ihtimal. Şöyle etiketini alayım. Bir de yazdığını okuyayım tamamen. Daha önce okumuştum ama. Tamamdır Mahmut'un köy etiketini aldım. Şöyle hemen inceleyelim arkadaşlar. Mahmut'un o dediği konuyu da ben canlı yayına gelirse kendisiyle konuşurum. Ee, şöyle klana davet edeyim. Zaten Emre'nin klanındayım şu an. Orada kalabilir. Gelmek isterse gelebilir. Hiç fark etmez benim için. Ee, 76-77 galiba klanına atılmış çünkü. Yardımcı liderlerden biri satmıştır muhtemelen. Yanlış anlaşılma olmuş falan yazmış. Dediğim gibi e, çarşamba günü saat 16.00'da olacak yayına gelirse ben onunla konuşurum. Ee, orada sorun varsa hallederiz. Sıkıntı yok. 80-80-55-30. Güzel. Max'a geliyor kahramanlarımız ve 14 seviyesinde. Burada duvarlarımız ve edebinası 13'te. Aa benim kullandığım düzen mi bu? galiba diyecektim aynen direkt koymuş BD binası 14'te bizim kullandığımız düzen arkadaşlar ben bu düzenden gerçekten memnundum bu arada çok fazla tek yıldız ve iki yıldız bıraktı o yüzden BD binası 14'te bu düzeni kullanabilirsiniz arkadaşlar yani ben öneririm açıkçası iyi iş yaptı bende klan savaşlarına bir ligde tek yıldızlar mı gördük iki yıldızlar mı gördük BD binası 15'lerde 16'lardan bayağı iyiydi Kraliye şampiyonu yükseltmemiz var burada kraliçe yükseltmemiz var Uuu. Uh, büyük koruyucu yükseltmemiz var. Barbar kral yükseltmemiz var. 4 tane önemli kahraman yükseltmesi birden. İnşaatçı kulübesi yükseltmesi var burada. 5. yükseltme. Unicorn'u yükseltiyoruz. Bir de üstüne altın madeni yükseliyor burada. Eline koluna sağlık yapabileceğin her şeyi zaten en iyi seviyelerde yapmışsın. Süper barbar kullanıyoruz. 2742 kupa. Yani tam benim tarzımda bir oyuncu olmuş gerçekten. Hem düzen olarak benim tarzım hem kupa olarak benim kupalar hem süper barbar kullanıyor. Yükseltmeleri çok güzel aktifliği çok güzel. Eline sağlık bir de inşaat tarafına bakıyorum. Burada bir tane X'e yükseltmemiz var. Onun için de yıldız laboratuvarımızı araştırmamızı yapıyoruz. Üstüne üstlük bir tane daha yükseltme görebilecek miyiz? Diye bakıyorum bir tane daha yükseltme göremedik ama onu da yaparsa çok çok güzel olacaktır diye düşünüyorum inşaatçısının de ikinci yükseltme benim için biraz önemli, önemli arkadaşlar çok güzel hesabım var bu arada bu düzen benim kullandığım düzenlerden birisi inşaatçısının da benden almış eski kullandığım düzen güzel bu düzen de fena değil bu arada gayet iyi 3000 kupada eline sağlık vallahi Mahmut güzel köyüm var. Tebrik ederim bu arada. Yanlış anlaşılma olduysa dediğim gibi canlı yayında gelirsen çözeriz. Hiç sıkıntı yok. Ee, son olarak arkadaşlar size yaptıklarımı anlatayım. Kendi köyümü inceleyeyim. Ee, burada arkadaşlar çekicim vardı ve kareksil ihtiyacım çok fazla olduğu için e, çekişle beraber monoliti ikinci seviyeye yükselttim. Onun dışında kareksil ürününü kullanaraktan bugün Krale şampiyonunu yükseltmesine bıraktım. E, şurada artan galimetlerimle duvar yükselttim. Şu an için e, bende durum bu şekilde. 5 saat sonra koruyucu yükseltmesi bitiyor. 7-24 galimet kasmamız gerekiyor. Biliyorsunuz klasik Clash of Clans yeni belediye binası geçtiğinizde e, özellikle duvarlar konusunda kahramanlar konusunda bizi zorluyor. İnşaat üstünde burada zaten araştırmamız yapılıyor. İki tane çok değerli yükseltmemiz var burada. Savunma kısmında güzel bir şekilde inşaat üstünde de max olmaya doğru gidiyoruz diyebilirim. İzlediğiniz için değerli vaktiniz her için çok çok teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğenip eğlendiyseniz Son kez hatırlatıyorum. Like atıp abone olursanız bana müthiş destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya pazartesi aynı bu şekilde bu video gelecek. Ve attığınız köy etiketlerinden arkadaşlar köylerinizi inceleyeceğim. Bilginiz olsun. O yüzden yorumlar kısmında köy etiketlerinizi dağıtmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Yarın görüşürüz başka bir videoyla.